Alican, hadi birinci soruyu çözelim. Çözelim hocam. Oku bakayım soru kökünü. Okuyorum. Sönmek sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Hocam ben bu soruları hep karıştırıyorum ya. Yani hepsi birbirine benziyor sanki ya. Bu sorularda genelde 4 ya da 5 olur cevap. Öyle mi? Cevap belli olur yani. Bunu söylediğiniz iyi oldu hocam, aklınız olsun. Bir bakalım birincisinde hangi anlamda kullanılmış? Bakalım. Senin yazdıkların yanında bunlar sönük kaldı. Evet, burada sönük kalmak. Önemsiz ya da silik kalmak anlamında kullanılmış. İkincisine baktığımızda gökyüzündeki yıldızlar yanıp sönüyordu. Evet, burada da yazdım. Görünüp kayboluyordu anlamında. Üçüncüsünde aralarındaki tartışma bir süre sonra söndü. Yani bitti, sona erdi anlamında kullanılmıştı. Dörde baktığımızda yalıdaki yangını İtfaiye zor söndürdü. Burada gerçek anlamında kullanılmış, söndürmek anlamında. Kaç oldu? 4 oldu. Ona olan duyguları yıllar sonra söndü. Yani bitti, sona erdi anlamında. Yani biz bunu evet. Aynı oluyor, doğru. Evet, 3 ile 5 aynı oluyor. Dolayısıyla cevabımız da Bursa. Yani 4. 4 oluyor. Evet.